Mükemmel bir turizm kenti. Hepimiz ekmeğimizi turizmden kazanıyoruz. Bu vesileyle yapacağımız hizmetler turistlerin buraya daha çok ilgisini çekmek için çok çok önemli. Bunun ilk ayağı acentelerden başlıyor. Zamanında biliyorsunuz Kemer'de acentelerimiz vardı. Onların hepsi buralarda ofislerini çekti götürdü. Biz belediye olarak onlara buralarda ofisler kurarak bizlerden beklentisi nelerdir onları konuşarak onların öncelikle Kemer'e yerleşmesini sağlayacağız. Şimdi burayı bilen acenteler buradaki diyaloglarıyla buraya daha iyi operasyonlar yapacak, daha üst kalitede turistler getirecek. Doğal olarak bu döngü devam edecek. Bu vesileyle otelciler de tadilatlarını, iyileştirmelerini ona göre yapacak. Hem acente kazanacak, hem otelci kazanacak. Bu vesileyle esnaf da kazanmış olacak. Çünkü hepimiz rakip değiliz. Aynı grubun içerisindeyiz. Yani turizm olmazsa Kemer olmaz. Kemer'de direkt ya da dolaylı olarak herkes ekmeğini turizmden kazanıyor. Bunun bilincine varmalıyız. Buradaki onların bizden beklentileri nelerdir? Bunları biliyoruz. Görüşmelerimizi de yaptık. Yollarımız gerçekten çok kötü. Yolların kalitesini düzelteceğiz. Güzel asfaltlar yapacağız. Bunun yanında burada haksız rekabetlerin önüne geçeceğiz. Kemer'e gelen turist otele girdiği zaman bütün hizmetlerini alıyor. Ama dışarıya çıktığı zaman bazı sorunlar oluyor. Onları gidereceğiz. Esnaf bu vesileyle kaliteli turistten daha çok para kazanacak. Daha kaliteli, daha üst sınıf ürünler satacak. Butik ürünler ön plana çıkacak. El yapımı, sanatsal ürünler daha fazla satılacak. Şu an baktığımız, içinde bulunduğumuz durumda ne acenteci, ne otelci, ne de esnaf memnun. Bu memnuniyetsizlikleri ortak akılla gidereceğiz. Sık sık toplanacağız. Yani her 15 günde sezon öncesi, sezon sonrası değerlendirme toplantıları yapılacak. Ortak akılla hareket edeceğiz. Herkesin isteğini mümkün olduğunca yerine getirebilmemiz gerekir. Çünkü buraya eğer turist gelmezse hiçbirimiz hiçbirimiz bu pastadan pay alamayız. Turist de memnun olmaz. Önümüzdeki yıllarda da bu kısır döngü devam eder. Biz bunu yeneceğiz. Turizmci olmam Kemer için bir avantaj. Benim de hizmet verme arzum var. Bütün bu konuları konuşarak en mükemmel yönetimi sağlayacağımızı tüm Kemerlilerle beraber düşünüyorum. Tanıtımlarımızı daha etkin yapacağız. Fuarlarımız daha kaliteli ve kapsamlı olacak. Bu arada yabancı basın mensuplarını ülkemize, ilçemize davet ederek onlara Kemer'in tanıtımını yapacağız ve Avrupa basınında Kemer'imizin daha çok yer almasını sağlayacağız. Bu bize turisti akışını daha da hızlandıracaktır. Bunun yanında doğa turizmini daha çok canlandırıp özellikle sadece deniz, kum, güneş değil bölgemizde tarih fışkıran bir yer. Tarihimizi ön plana çıkarıp, doğamızı ön plana çıkarıp turizm sezonunu daha fazla uzatabiliriz. Bunları yapmak küçük dokunuşlarla mümkün. Kemer Doğa Dostları Derneği Başkanı iken ilçemizde olan Likya yollarını temizletmiştim. Yine bu yolların temizlik zamanı geldi. Devamlı temizleterek ve bakımını yaptırarak yürüyüş turizmini canlı tutacağız.